Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizi çok güzel ve çok özel bir yere götüreceğim, gezdireceğim. Biraz uzun olacak ve zahmetli olacak. O yüzden videoyu izlemeden önce MSI açısından videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet, şimdi başlayabiliriz. Ben burada kalıyorum. Bungalov evlerde. Size adresini gezip göstereceğim. Büyük ihtimalle iki parti yapacağım. İlk partı Adrasan yolunda ve alternatif yolunda neler var? Sahili haricinde nereleri gezip görebilirsiniz? Fotoğraf çekilmek isteyenler veya kamp yapmak isteyenlere çok faydalı bilgiler olacak bu videonun içinde. Evet, böyle burada çok fazla kamp yapılacak yer var. Bungalov evler var, çadırlar var, çadır kiralayanlar var. Ayrıyeten kendi çadırınızı da getirip kalabilirsiniz burada. Evet, benim kaldığım yer dışında başka bungalov evler de var. Böyle sahile gidene kadar çok fazla bungalov ev tarzı, tiny house tarzı, yani küçük ev tarzı evler var. Çadır yerleri, kamp alanları var. Adrasan sahiline giderken başka nelerle karşılaşacağız? Hepsini göstereyim size. Detaylı bir Adrasan turu yapalım. Evet, ilk gün burada kahvaltı etmiştik biz. Semaver çayı, gözlemesi, tostu, her şeyi vardı. Evet, dediğim gibi burada oteli de var. Ama bungalov tarzı, çadır tarzı bir sürü böyle yol boyunca onlarca işletme var. Evet. Adrason Otel'de burası. Şimdi ben de sizinle ilk defa buraları gidip keşfedeceğim. Normalde ana yoldan sahiline gidiyordum ama bu dere kenarına hiç inmedim. Size göstermek için buraya geliyorum. Evet, burada denize kadar akan bir deresi var. Oh, gerçekten harikaymış. Şu an ne kadar detaylı görebiliyorsunuz bilmiyorum ama yeşilliklerin öyle suyun içinden uzaması çok güzel bir manzarası var. Evet, ileride de işletmeler var. Onları da çekip göstereceğim. Harika manzara var. Yolumuza kaldığımız yerden devam edelim. Bu İzmir'de de olan bir kamp yeri. Şirinler Camping. Şöyle göstereyim. Burada da varmış. Adrasan Şirinler Camping. Ve ileride buranın en hesaplı yemeğini yapan ama lezzetli, güzel yapan abimiz var. Kolay gelsin abi, hayırlı işler. Geleceğim yemeğe, biraz etrafı çekeyim. Şimdi sahile gidene kadar buranın güzel manzaralı yerlerini göstereceğim. Karşıya geçelim. Böyle biraz tehlikeli yerlere girip böyle çok güzel manzaralar eşliğinde yolumuza devam edeceğiz. Burada bulunan restoranları da göstereyim size. Derenin içinde. Birkaç tane restoran mevcut. Hem alabalık yapıyorlarmış hem de et ürünleri. Evet. O derenin devamı bu şekilde. Böyle işletmeler mevcut. Daha gösterebilirsem detaylı göstereceğim. Birkaç farklı yerden su akıyor buraya. Evet, devam edelim yolculuğumuza. Yani mekan bu şekilde, gayet güzel. Bayağı fotojenik güzel mekanlar var.
Evet, yolculuğumuza devam edelim. Daha böyle birkaç tane daha mekan var. Onları da eğer girebilirsem göstereceğim. Yine kapıda şey vardı. Bodyguard gibi biri vardı, görevli vardı. O yüzden böyle etraftan göstereyim. Evet, devam edelim yolculuğumuza. Böyle derenin içinde hamaklı yerler de var. Gayet nezih, güzel ve doğanın içinde mekanlar yapmışlar. Görsel açıdan çok güzel yerler. Bakalım, devam edelim. Yine aynı şekilde otel de varmış. Evet, böyle devam ediyor. Şöyle Türk bayrağımızı da çekip göstereyim size. Mekan bu şekilde. Gerçekten çok güzel. Neyse, buraya gelip fotoğraf da çekerim. Bir model olsaydı burada harika fotoğraflarını da çekerdim. Evet, sahile yaklaştıkça işletmeler daha da artıyor. Böyle restoranlar, marketler. Evet, devam edelim. Burada da güzel menüsü olan yerler devam ediyor. Restoranlar, işletmeler. Evet arkadaşlar, sizin için her yere böyle her işletmeye girip çekmeye gayret gösteriyorum. Devam edelim yolculuğumuza. Belki iki part olabilir bu şey. Bu çekim. İlk part Adrasan'a nasıl gidilir? Adrasan yolları nasıl veya ekstra nereleri görebilirsiniz? Çünkü Adrasan'a gelen genelde sahilinden ibaret sanıyor ama sahilinin yanında böyle güzel yerler, mekanlar da mevcut yani. Devam edelim. Evet, burada taksi durağı da var. Ayrıyeten kafeler de mevcut. İleride de şey var, canlı müzik yapılan yerler de, mekanlar da var. Burası da kamp alanıymış. Çadırınız varsa burada kamp da atabilirsiniz. Evet, insanlar artık denizden dönerken görebilirsiniz yorgun hallerini. Burada da ayrı bir restoran var. Şöyle göstereyim. Kapısı yarım açık, yarım kapalı. Evet. Şöyle göstereyim size mekanı da. Burası da gayet güzel, fotojenik. Böyle loca şeklinde bir mekanı var. Ayrıca içeride de gayet güzel yeşilin içinde bir mekan. Evet, genelde mekanlar bu şekilde. Bundan sonrası sahile gidiyor zaten. Evet, devam edebiliriz. Evet, bir sürü böyle kamp alanı var. Yine
şuradan göstereyim. Çok fazla insanı rahatsız etmeden mekanı. Evet, sahile az kaldı. Bakalım. Evet, burada da salıncakları mevcut. Evet, burada da canlı müzik yapılan yer var. Evet, burada da hemen yine derenin kenarında, artık dere bitiyor, deniz başlıyor. Restoran var. Güzel kokular da gelmeye başladı burnuma. Mantı filan yapıyorlar. Evet. Geldik sahile. Evet arkadaşlar, bu güzel manzara eşliğinde videoyu sonlandırabilirim artık. Burada ördekler var. Bu yanından geçtiğim derede denize akıyor artık. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Emeğe saygı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Adrasan'dan daha fazla videolar gelecek. Tekne turu videosu gelecek, Sulada videosu gelecek. Ve sahil şeridini boydan boya yürüyüp çekip paylaşacağım sizlere. O yüzden beğenip desteklemeyi unutmayın. Hadi takipte kalın, hoşça kalın.